Evet, aziz dostlar. Her insan doğduktan sonra bir dünya hayatı, bir berza hayatı, bir de ahiret hayatı olmak üzere üç hayatı yaşama, yaşayacaktır. Dünya hayatı hepimizin bildiği şu anda yaşadığımız hayattan ibarettir. Berza hayatı ise kişi öldükten sonra kabirde tekrar kabirde dirilene kadar geçireceği hayattır. Tekrar dirildikten sonra başlayıp ebedi olan, sonsuz olan hayat ise ahiret hayatıdır. Şimdi kabir hayatı dediğimiz hayat, insan öldükten sonra, kabire konulduktan sonra kabirde dirilip hesaba çekilmesiyle beraber mükafat veya ceza göreceği bir hayattır. Ayet-i Kerime'de Mü'minun Suresi 100. ayette Cenab-ı Mevla Estaizu Billah şöyle buyuruyor. وَمِنْ وَرَائِهِمْ berzahun ila يَوْمِ يُبْعَثُونَ Onların önünde dirilecekleri güne kadar berzah hayatı vardır buyurmaktadır. Demek ki berzah, kabir hayatı insanın yaşadığı, canlı olduğu bir hayattır. Bir başka ayet-i kerimede Mümin Suresi 11. ayette Rabbena emet tenesneteyni ve ahyey tenesneteyn diye buyrulan ayet-i kerimede Ya Rabbi sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin buyrulan bu ayet-i kerimeden maksat şudur. İki defa ölmek insan dünyada yaşadıktan sonra ki ölüm Kabreye konulduktan sonra kabirde dirilmek, tekrar kabir hayatı, o berzah hayatı son bulmasıyla tekrar ölüm gerçekleşir ve ölüm gerçekleştikten sonra israfilin sura öfürülmesiyle ile beraber tekrar dirilme, insanın dirilip mahşere gitmesi gitmesinden ibarettir. Dolayısıyla bu iki merhalede İki defa insanın ölümü, iki defa dirilmesi söz konusu. Biri dünyadaki ölüm, diğeri kabirde dirildikten sonra kıyamet gününe yakın ölmesi ve dirilip kıyamete gitmesidir. Kabirde azap haktır. Kabir azabı yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Tevbe suresi 101. ayette Cenab-ı Mevla şöyle buyuruyor. billah, Senu azibuhum marrateyn. ثُمَّ يُرَدُّونَ ile عَذَابٍ azim buyurulmaktadır. Biz onları senu azibuhum merreteyin iki defa onları onları iki defa azaplandıracağız. İki, iki azaptan sonra ise senu azibuhum ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى ile azabın azim sonra büyük bir azaba itileceklerdir buyuruyor. Şimdi bizim tefsircilerimizin tamamı tamamı bu büyük azaptan kasıt cehennem azabı olduğunu ifade boyurmaktalar. Ondan önceki iki azaptan kasıt ise biri dünyada azaba müstahak olacaklar. İkinci azap ise kabirdeki azap olduğunu bize bu ayet-i kerime bildirmektedir. Yine bir başka ayette Mümin Suresi 46. ayette Ennaru yu'raduna aleyha guduven ve aşiyya ve yevme, ve yevme tegumus sa'atu ethilu ala eşeddel azab.'' Buyrulan bu ayeti kerimede de ateş sabah ve akşam onlara arz edilecek. Yani azap, sabah ve akşam azap görecekler. Ve kıyamet koptuğu zaman da onlar Firavun'un ahalisi, Firavun ve onu ona o tabi olanlar büyük bir azaba gireceklerdir diye bu ayet-i kerimede bildirilmektedir. Dolayısıyla biz bu ayetlere baktığımız zaman kabir azabı haktır ve insan öldükten sonra kabirde azap görecektir. Şimdi Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine de baktığımız zaman Hz. Ayşe'nin rivayet ettiği bir hadiste hemen hemen bütün kütüb-i sitenin tamamında yakın geçen bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz kıldığı her namazdan sonra kabir azabından Allah'a sığınırdı diyor. Hz. Osman radiyallahu anh yine rivayet edilen bir hadis-i şerifte kabirden bahsedilince sakalı ıslanıncaya kadar ağlarmış. Ona derlermiş ki ey halife sana cennet ve cehennemden bahsedilirken ağlamıyorsun da kabir denilince neden ağlarsın dediğinde ben peygamber efendimizden şunu işittim diyor. Her kişi her kişi diyor kendisine cennet cennet ve cehennem kendisine arz edilir. Eğer cennet ehli ise yeri cennet olur. Eğer cehennem ehli ise yeri cehennem olur. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam benim tamaşa ettiğim ahiret manzaralarının en korkutucu ve en en şiddetlisi kabirdir dediğini işittim Peygamber Efendimizden. Dolayısıyla bu kabir deyince ağlamamak mümkün değildir. Onun için aziz dostlar, kabir azabı haktır. Kabir azabına inanıp ve kabir azabına hazırlık yapmamız en doğrusudur. Cenab-ı Mevla cümlemizi kabir azabından hala eylesin der. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.